Hükümet olarak 5 temel hedefimiz var. Medeniyetimizin şehir anlayışını ihya etmek için kimlikli ve kişilikli şehirler oluşturmak. Kentlerimizi yaşanabilir ve marka şehirler haline getirecek şehirlerimizin kültürüyle, turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla ülkenin kalkınmasına hizmet etmesini sağlamak. Kentsel dönüşümle yapı stoğumuzu yenileyecek, her türlü afete karşı dayanıklı yaşam alanları geliştirmek. Çevresel sorunlara karşı etkin mücadele etmek. Ve son olarak atık su, arıtma ve atık yönetimi hizmetlerini kurarak yaygınlaştırmak ve bu alanda bütüncül yönetimi sağlamak. Atık yönetimi hizmetleriyle ilgili belirlediğimiz hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu konuya destek olmak adına bakanlık olarak verdiğimiz destekleri çok büyük oranda arttırdık. Artan desteklerimizle birlikte 2015 yılı sonu itibariyle belediye Türkiye belediye nüfusunun %79'una atık su arıtma hizmeti verilmesini sağladık. Hedefimiz 2017 yılında bu oranı %85'e çıkartmak ve 2023 yılında tüm belediyelerimizi atık su arıtma tesisine kavuşturmaktır. Tüm bu gelişmelere rağmen atık su arıtma tesislerinin belediyeler tarafından etkin bir şekilde işletilememesi maalesef en önemli sorunumuz. Problemin giderilmesine yönelik bakanlık olarak çeşitli çalışma ve düzenlemeler gerçekleştirdik. Belediyelerimizin verdikleri altyapı hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için atık su altyapı ve esel katı atık bertaraf tesislerine ilişkin yönetmeliğimizi çıkarttık. Bu yönetmelik sayesinde atık su hizmeti alan vatandaşlarımızın ödemelerini çok daha kolay yapabileceğini ve belediyelerimizin uygun fiyatlar belirleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca arıtma tesislerinin çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla usul ve esaslara ilişkin yönetmeliği de çıkarttık. Yönetmelik kapsamında belediyeler, sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgelerinin atık su arıtma tesislerinden kaynaklı enerji giderlerinin %50'sini karşılamaya başladık. 2011 yılından bugüne kadar 156 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik.